Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler dinleyiciler. Bugün cuma. Sabahleyin radyoya gelmek için otobüse bindiğimde korona önlemleri esnetmesine rağmen otobüsün boş olması ve yollarda yok denecek kadar araç olması sürpriz olmadı. Hava durumuna gelince bugün gökyüzü çok ender denecek kadar bulutsuz olacak. Güneş havayı 20 ile 26 derece arasında ısıtacak. Yarın hava sıcaklığı 19 ile 24 derece arasında değişecek ve gök gürültülü ve yağmurlu olacak. Pazartesi günü ise yükseklerde kar yağışı bekleniyor. En yüksek sıcaklık 11 derece olacak. Kasel'de korona salgını nedeniyle kapatılan müzeler salı günü yeniden açılacak. Doğa Tarihi Müzesi'ndeki Dodo gibi ölü adlı özel sergi 7 Haziran'a kadar uzatılacak. Bazı müzeler için kurallar konuldu. Şehir Müzesi ve Doğa Tarihi Müzesi önceden başvurulması koşuluyla ziyaret edilebilecek. Buna ek olarak çocuk alanları kullanılamayacak ve rehber hizmeti verilmeyecek. Karikaturada 20 yıl Titanic sergisi süresi de uzatıldı. Sergiyi aynı anda sadece 11 kişi gezebilecek. Burada da rehber hizmeti verilmeyecek. Faşizm ve savaştan kurtuluş günü. Bir daha asla deme günü. Almanya'da bugün 70 milyon insanın ölümüne sebep olan tarihin en kapsamlı soykırımının yaşandığı İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin ve faşizmden kurtuluşun 75. yılında anma etkinlikleri yapılacak. Büyük çoğunluğu sivil, 70 milyona yakın insanın öldürüldüğü, tarihin en kapsamlı soykırımının yaşandığı büyük savaşın bitişi ve faşizmden kurtuluş günü için bugün Kassel'de de saat 16'da Open Platz'da 8 Mayıs'ın resmi tatil günü olması talebiyle anma etkinliği yapılacak. Alman halkından aldığı destekle tarihin dünya üzerinde en geniş alana yayılmış ve en kanlı savaşını başlatan faşist Almanya 8 Mayıs 1945'te kayıtsız şartsız teslim oldu. Böylece milyonlarca insanın ölümüne neden olan savaşın Avrupa'daki bölümü sona erdi. Faşist Hitler Berlin'deki sığınağında intihar etmiş cesedi kendisiyle birlikte intihar eden karısının cesedi ve bu arada öldürülen köpeğiyle birlikte yakılmıştı. Hitler düşmanlarına tırnak içinde düşmanlarına köpeğini bile bırakmadı ama geride yıkılmış bir Almanya bir dönem büyük çoğunluğunu insanlığın efendisi olduklarına dair masallarıyla inandırdığı halkını bırakıp gitti. 8 Mayıs Avrupa'daki galipleri için zafer Geride kalan Almanyalıların bir bölümü için teslimiyet, yenilgi ve utanç, bir bölümü için de faşizmden kurtuluş günü oldu. O dönemden günümüze emperyalizmin dahil olduğu bölgesel savaşlar, iç savaşlar ve katliamları hatırlayıp dünyamızın çatışmasızlık durumunu ve barışı aslında hiç yaşamadığını Dolayısıyla nerede yaşarsak yaşayalım insanlığa barış hediye etme görevimizin devam ettiğini unutmayalım. Elbette günümüzde birçok Alman için 8 Mayıs bir kurtuluş günü. Ama sayıları her geçen gün artan önemli bir kesim için öyle değil. Bu anlayışların siyasal hareketlere dönüşüp demokratik sistem içinde meşruiyet kazanmasını önleyebilmek umuduyla Parlamenter sistemde uygulanan barajlar uzun yıllar etkili olmuştu. Ancak işsizlik ve sığınmacı krizi gibi sosyal sorunlardan beslenen bu görüşler giderek kitleselleşiyor. Tüm barajları aşıyor. Faşist Almanya için Alternatif Partisi'nin gelişiminde olduğu gibi. AfD partisi %5 barajını aşarak birçok eyalet meclisinde temsil edilen bir muhalefet partisi olarak artık demokratik sistemin bir parçası haline geldi. Genel seçimlerde de benzer bir başarıyla Alman parlamentosunda da yerini alan faşist AfD'nin meclis grup başkanı Alexander Gauland Alman parlamentosunda 8 Mayıs aynı zamanda Almanya'nın bütünüyle yenildiği büyük bir bölümünü ve dünyayı şekillendirme imkanını yitirdiği bir gündür, dedi. Bugün Berlin'de savaşta ve diktatörlüklerde hayatını kaybedenler için dikilen Noya Baha anıtına çelen koyan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 8 Mayıs 1945'i yürekten kurtuluş günü olarak kabul etmemiz üç kuşak sürdü, dedi. 8 Mayıs her yıl ülkenin korkunç tarihiyle yüzleşmesi, önceki kuşakların insanlığa karşı suçlarının yoğun olarak tartışılmasına neden olduğu için önemli bir gün. Diyeriz ki Almanya günün birinde yeniden bir faşizmden kurtuluş gününe ihtiyaç duyulan ülkeler arasında yer almaz. Bu da unutmaya karşı savaş yolu seçilerek başarılabilir. Çünkü hatırlayan kişi geçmişteki hataları tekrarlamaz. Ebeveynlere ve öğrencilere parasal yardım. Kabul edilen yasayla korona salgını nedeniyle kısa süreli çalışma uygulamasıyla maaşları düşen anne ve babalara ödenecek ebeveyn parası düşürülmeyecek. Öğrencilere de destek verilecek. Ebeveyn parası yani eltengelt yeni doğan çocukların anne ve babasından birisinin Evde kalan çocuğun bakımıyla ilgilenmesi durumunda ödeniyor. Ödenecek miktar ise hak sahibinin aldığı net maaşın son 12 ayın ortalamasına göre belirleniyor. Ödenecek tutar maaşa bağlı olarak en az 300, en fazla da 1800 euro. Ebeveyn parası ödemesi duruma göre 14 aya kadar uzatılabiliyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre yüksek öğrenim gören veya meslek eğitimi yapan öğrencilere ödenen burslarla ilgili yeni düzenlemede mecliste oy çoğunluğuyla kabul edildi. Buna göre kriz döneminde öğrenimlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlarda çalışan öğrencilere ödenen BAFÖK denilen burs miktarı kesilmeyecek. Sağlık, tarım ve sosyal kurumlarda koronavirüs krizi sırasında çalışanların aldıkları ücretler BAFÖK hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu alanda çalışanlar maaşlarının yanı sıra kredilerini de eksiksiz almaya devam edecek. Koronavirüse karşı ilaç veya aşı araştırmasına görev alan ve BAFÖK hakkı dolan akademisyenlerin ise kredi alma süreleri uzatıldı. Değerli dinleyiciler, hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de tekrar programında, pazartesi günü canlı yayında buluşmak üzere. Sevgi ve sağlıkla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin. Friedens- und Unsere Ordner werden Hilfestellung geben, damit die Veranstaltung auch nicht ein ganz ja. lieber Faschismus im Fürstengarten zu werden, begeben.